Merhabalar, bu videomuzda ulaştırma hizmetleri alanı mezunlarının tercih ettikleri zaman ek puandan yararlanabilecekleri 2 yıllık ön lisans programlarını sizlerle paylaşacağız. Bir de sizlere bu alanın metokla ilgili herhangi bir bölüm seçme durumunun olup olmadığını hemen videomuz başında sizlere bilgi olarak sunacağız. Bu alanımızın şu an itibariyle metok kapsamında tercih edebileceği herhangi bir program yer almamaktadır. Umarız ilerleyen yıllarda bu alan içinde uygun olabilecek lisans programlarına metok kapsamında yerleştirme yapılır diyelim ve ulaştırma hizmetleri alanının ek puandan yararlanabilecekleri ön lisans tablomuza geçelim. Ön lisans tablomuza baktığımızda uzunca bir program listesini görmekteyiz. Tablomuzda dal adı sütununda alanı ve tüm dalları başlığını görüyoruz. Bu bizim ulaştırma hizmetleri alanı mezunlarının tamamının tabloda gördüğümüz 2 yıllık ön lisans programlarını tercih ettiklerinde ek puandan yararlanacakları anlamına gelmektedir. Bu programları hızlıca sizlerle paylaşırsak, bankacılık ve sigortacılık, deniz brokerliği, deniz ve liman işletmeciliği, dış ticaret, emlak ve emlak yönetimi, enerji tesisleri işletmeciliği, hava lojistiği, insan kaynakları yönetimi, işletme yönetimi, kooperatifçilik, kültürel miras ve turizm, lojistik, marina ve yat işletmeciliği, marka iletişimi, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, moda yönetimi, muhasebe ve vergi uygulamaları, otobüs kaptanlığı, pazarlama, perakende satış ve mağaza yönetimi, posta hizmetleri, sağlık kurumları işletmeciliği, sivil havacılık kabin hizmetleri, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, sosyal güvenlik, tarımsal işletmecilik, turist rehberliği, turizm animasyonu, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve seyahat hizmetleri ve uçuş hareket yöneticiliği programı olarak görmekteyiz. Ulaştırma hizmetleri alanı mezunlarımız bu saydığımız programları tercih ettiklerinde ek puandan yararlanacaklardır. Son olarak videomuzun başında verdiğimiz bilgiyi tekrar hatırlattığımızda, ulaştırma hizmetleri alanı mezunlarımızın metok kapsamında tercih edebilecekleri herhangi bir program yer almamaktadır. Bu videomuzda sizlere ulaştırma hizmetleri alanının tercih ettiğinde ek puandan yararlanabileceği ön lisans programları hakkında bilgiler verdik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.